Selam olsun tanka karşı dimdik duran kahramanlara. Helal olsun bu yiğitleri doğuran eli öpülesi analara. Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara. Selam olsun nene hatunlara, şerife bacılara. Helal olsun Çanakkale ruhunu yaşatanlara. Yazıklar olsun vatan elden giderken kaçan korkaklara. Selam olsun ölüme meydan okuyan tüm canlara. Helal olsun darbeye darbe yapan korkusuzlara. Yazıklar olsun özgürlüğümüze kasteden alçaklara. Selam olsun kefenim sırtımda diyerek yola koyulanlara. Helal olsun gövdesini kurşuna siper eden yiğitlere. Yazıklar olsun kendi milletine silah sıkan soysuzlara. Evet, selam olsun o kahramanlara başlığıyla 15 Temmuz'u bir kez daha anarak, o şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyerek, gazilerimize sağlıklı saatli günler dileyerek günün manşetine buradan İstanbul'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanındaki o şehitler anıtından selam olsun diyerek o kahramanlara başlıyoruz değerli izleyiciler. Evet, bugün 15 Temmuz şanlı direnişinin ve aynı zamanda o hain darbe girişiminin 5. seneyi devriyesi. 251 şehidimiz var. Şu anda tam karşımda onlar adına dikilen ağaçlar ve hemen altında o şehitlerin isimlerinin yazdığı tabela. Sabah biraz erken geldik buraya. Onları da hani gördük. Ruhlarına Fatiha okuduk. Bu vesileyle sizlerden de aynı şeyi talep edeceğim. O şehitlerimize, sadece 15 Temmuz'u değil, tüm bu vatanın Türkiye geçilmez yapan bu vatan evlatlarına, şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Ruhlarına Fatiha okuyalım. Gazilerimize de hayırlı uzun ömürler dileyerek başlayalım. 15 Temmuz özel yayınına, günün manşetine burada İstanbul'da Şehitler Tepesi'nde. Hikmet merhaba. Evet, merhabalar. Günaydın herkese. Burada olmanın çok özel bir tarafı var tabii, yani şimdi ben seninle konuşurken. Ya şunu bana bir çocuklar gösterebilir misiniz? Şurada bak, genç kardeşler var. Ben bunları çok önemsiyorum. Kameraman arkadaşlar. Bir görelim onları ya. Yani ilkokul talebeleri bunlar. İlköğretim talebeleri. Ve bunların hakikaten görüntüleri buralara geliyor olmaları. Hatırlarsınız diğer yayınlarda ben sizlere hep bahsediyordum bu Hiroşima ve Nagasaki ile ilgili olarak. Ondan sonra Japonya'da o anı unutturmamak için ilkokul talebelerinin o bölgelere senenin belirli dönemlerinde gidip ziyaret ettirip o yaşanan vahşeti, ülkelerine yönelik vahşeti unutturmamak için yaptıklarını söylerdim her zaman. Bu 5 yıldır da hep böyle oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Bu, biz geldiğimizde de bayağı genç kardeşlerimiz, yani bu vatanın gelecekleri vardı. Şimdi az önce de gördüm, çok hoşuma gitti Hikmet. Çok özür dilerim, araya girdim. Yok Ece, yani şey, o anı yakalamak açısından önemli hakikaten. Yani bu aslında böyle çok insana böyle içinde böyle ümit tohumlarını atan, değil böyle mi? Geleceğe böyle ümitle baktıran bir aslında manzara şu anda görmüş olduğumuz şey. Yani o gençlerin, küçüklerin buraya gelip o anı tekrar hatırlama, ne olduğunu bir daha anlama, dinleme fırsatı oluyor tabii. Bak birçoğu da 5 sene diyorsun, şurada 17 çocuklar var. Yani onun için belki de hiç yoktu o. Tabii. Ama bu böyle bir şey tabii. Kurtuluş Savaşı'nda da mesela ne yapıyoruz? Çanakkale'yi anlatıyoruz. Dumlupınar'ı anlatıyoruz. Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyoruz. O anı yaşatmak, o anı hissettirmek amacıyla. 15 Temmuz'da bir kurtuluş. Yani bir diriliş. Doğru. Bunun kurtuluş ve diriliş olduğunu bu nesillerin anlaması lazım ki geleceğe daha güvenle bakalım. Ben biraz önce onu söylüyordum. Yani burada olmak ne demekmiş, nasıl bir şey diye. 15 Temmuz'dan hemen sonra her köprüden geçişte frene basıp yavaşlıyordum şurada. Yani 15 Temmuz geçmiş, aradan günler geçmiş, haftalar geçmiş. Frene basıp burada bir durup böyle tekrar bir gözümün önünden o kareler geçiyordu. Burada olmak o yüzden çok önemli. Yani
Şu anda o fotoğraflara, o görüntülere baktığımız zaman şuradaki o kameranın olduğu yerde düşünebiliyor musun? Tank var ve insanlar yerde yatıyordu. Şurasıydı orası ya. Evet. Yani resmen tam şurasıydı. Ve bunu bir tek ben yaşamamışım. Birçok arkadaş bunu söyledi. O kadar demek ki hafızalarda kalmış ki. Yani o tam böyle bayrakla koşarak giderken otomatik tüfeklerle taranıp herkesin yere bir anda kapaklandığı fotoğraf, bir görüntü vardır. Çok sıklıkla görülür o zaman. Onun olduğu yer şu alan, gözümün önündeki alan yani. Tarihi bir zat burada yaşamak da, burada hatırlamak da çok önemli geldi bana. Yani hep o aklıma orası geliyor. Top mermisinin buraya düştüğü an geliyor. Oradaki bayrak elindeyken yere düşen, bacağından yaralanan. Daha sonra şurada ambulansta yine top mermisiyle parçalanmış insan. Ve diğerleri geliyor. Yani hepsi şurada oldu. Ve burası da bir kısmıydı Murat. Yani tabii, bütün o direnişin bir kısmı. Çengelköy'deki direniş inanılmaz bir direniş. Hemen şurada aşağı iniyorsun. Şurası Çengelköy. Orada Çengelköy muhtarı Can var. Can abimiz var. Çok da iyi tanırım kendisini. Can abiyle konuşurken çok enteresan bir şeyden bahsetti. Yani önce anlamıyorlar. Tank falan geliyor. Burnunun dibi. Arkasından Can abi çok enteresan şeylerden bahsetti. Muhtar tabii. Muhtar olduğu için de ilk yaptığı şey hemen şeyi çağırıyor. Yani Çengelköy'de ne kadar büyük varsa, büyük hatır sayılır kişiler, hani mahallenin önemli kişileri, kanaat önderleri diyelim mahallenin, onları çağırıp bir strateji uyguluyor. Çok ilginç bir şey değil mi? Daha henüz televizyonda, TRT'de o bildiri okunmadan, daha henüz birçok televizyon kanalında ne olduğu anlaşılmaya çalışırken Çengelköy'de bir muhtar çıkıyor. Ne yapıyor biliyor musun? Barikat kuruyor. Çünkü Kuleli'den gelecek olan Dağıl'ın işte yönetime el koydu diyen o ahlaksız, soysuz FETÖ'cünün o lafını duyunca bütün bunlar bir araya gelip araçları Çengelköy'deki ana yolun üzerine koyup orada durduruyorlar. Ve orada biliyorsun gene meslektaşımız Mustafa Canmaz'ın da vefat ettiği şeyde olduğu yer. Ve birçok şehidin verildiği yerler. Burası böyle. Aşağısı öyle. Ankara'ya gidiyorsun. Vatana gidiyorsun. Havalimanını hatırlıyorsun. Havalimanına baskın yapan FETÖ'cü teröristler ve arkasında halkın havalimanına hücum edip o teröristleri derdest etmesi. Yani şey, baktığın zaman ben bunu öyle ifade ediyorum. Bilmiyorum katılır mısın? Şey, biraz düşünüyorum. Hiç bunları yaşamış olmasak, bu kadar çok canlı görüntü, bu kadar fotoğraf, şu şehitlik ve şehitler olmasa bayağı bilim kurgu filmi gibi. Yani bir, yani hakikaten bana şey gibi geliyor, bir masal gibi geliyor. Çünkü destan, yani ismiyle müsemma bir destan. Ve bu millet destanı yazdı. Dediğimiz gibi meclis, gazi mecliste bir daha gazi oldu. Yani nereye bakarsan bak, yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, bu toprakların tarihinde diyeyim, hatta çok da dar tutmayayım. Hı hı. Böyle direniş görülmemişti. Ben hep şu ifadeyi kullandım 15 Temmuz için. Dünyada bir darbeler tarihi varsa, o darbeler tarihinde ders olarak okutulacak bir millet bu Türk millet. Yani ders olarak okutulur. Çünkü yani biz şimdi konuşurken rahat rahat ifade ediyoruz. Şu tank vardı, tank topunu ateşledi. Şurada halk vardı. Yani bu bir Kuzey-Güney Savaşları, 1. 2. Dünya Savaşı'ndan bahsetmiyoruz. Halk diyoruz, vatandaş diyoruz ve karşısında bir ordu. O yüzden yani hakikaten çok müthiş bir şey bu. Yani bu bir halk direnişinin de ötesinde bir şey aslında. Bu bir ruh. 15 Temmuz Türkiye'de birçok şeyin değiştiği bir milattır aslında. Ve son olarak da şunu da söyleyeyim. 15 Temmuz'da tabii herkes tartışıyor, konuşuyor. Siyaset tabii bugün konuşuyor. 15 Temmuz etkileri halen devam ediyor. Her tarafta, dünyanın her tarafında ya sadece. Çünkü Türkiye'nin dirilişi ve bağımsızlığın bir sembolü olarak gördüğüm için ben 15 Temmuz'u prangalarından kurtulduğu andır aynı zamanda. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra baktığımız zaman da Türkiye yıllar boyu yapamadığı birçok şey, hamleyi yapmış ve meydan okumasına devam etmiş. Strateji, operasyonlar ve diğerleri. Baktığın zaman çok uzun, her gün konuştuğumuz üzerinden tekrar geçmeyeyim. Ama 15 Temmuz'dan sonra gerçekleşti bunlar. Yani ülke tam bağımsızlığını kazandıktan sonra, bu ifadeye bazen kızıyorlar tam bağımsızlık ne demek diye. Arkadaş valla hep söylüyoruz. 1960 darbesi, 80 darbesi, aradaki ara rejimler,
Yani ay bütün darbelerin, hatta bizim programı tanıttım da vardı. Bütün darbelerin merkezi belli. Hatta Biden da en son söyledi ya. Yani Türkiye'de muhalefeti güçlendireceğiz ama aslında ya, merak etme ya, darbeyle falan değil. Aslında bu onun itirafı. Merak ya, dokuyup darbe değil, darbe değil. Çünkü yani ilk sen bir ağzını açıyorsun. Elinde su bidonu var. Abi deyince yok yok su vermeyeceğim, merak etme. Yani sucuyum ben, çünkü sana en fazla su verebilirim. Burada ayran çıkmaz. Biden da aynısını yaptı. Hem Türkiye'den bahsedip yok yok merak etme yani, bu sefer darbeyle değil. Çünkü yemedi maçası. Ki yaptılar bunu. 15 Temmuz hain girişim, işgal girişimi elhamdülillah başarısız oldu ve bu halk bu ruhu ortaya koydu. Hep aynı senaryoya da bakmak lazım. Tamam bu oldu da Murat. 15 Temmuz başarılı olsaydı ne olacaktı? Aslında bir de bütün bu senaryoyu buradan da bakmak doğru, lazım. Konuşacağız onu da. Artı şeyi de konuşmamız gerekiyor. Bugün bak mesela ben bütün gazetelere bakıyorum. Baktık beraber detaylarını. Bütün gazeteler ekler çıkartmışlar 15 Temmuz'la ilgili, evet, 15 evet. Temmuz ruhuyla ilgili. Bunların hepsini konuşacağım ama. Hepsi olmasa bile bazıları. Birkaç tanesi çıkartmayanlar. Hepsinden kastım zaten onları ben yani o anlamda medya olarak görmüyorum. Şeyini söyleyeceğim. Olmayanları da söyleyeceğim. Yani Cumhuriyet Gazetesi'nde bu konuyla ilgili bir şey yok. Sözcü Gazetesi kısmen var. Bir gün falan yok. Ondan sonra gibi gibi şeylerde. Bir de özellikle bu son dönemde CHP liderliğinde, önderliğinde CHP'nin başı çektiği bir 15 Temmuz'u itibarsızlaştırma korosu var. FETÖ'cüler zaten yapıyorlar bunu. Yani bu 15 Temmuz darbe girişimi dedi, bu aşağılık darbeyi yapan adamların elbette böyle bir hedefleri var. Zaten aksi düşünülemez ama CHP'nin ve CHP medyasının bu 15 Temmuz'u şanlı direnişini itibarsızlaştırma hamlesi, hani halkın 15 Temmuz'u var, bilmem şunun 15 Temmuz'u var diyerek bir de ayrıştırma yönüne gidiyorlar. Çünkü bu darbe girişimine direnirken şehit olan 251 tane canın burada aziz hatırası var. Evet. Şimdi bunu komple söylese, ayırmadan söylese bunlara da laf söylemiş olacak. O kadar da şey yapmıyor. Yani hani o kadar da ileri gitmiyor. Allah'tan o kadar da ileri gitmiyor. Onu ayırarak söylüyor ama böyle de bir şey var itibarsızlaşma. Bunu da konuşuyoruz ama manşetlere şöyle hızlıca bir bakayım. Evet. Neler söylemişler. Onunla ilgili de geçen hatırlıyorsan bu konu mevzu getirdiğinde hani onun 15 Temmuz var. Bunun bir sarayın 15 Temmuz var diye konuşuyordu ya. Hı-hı. Daha bunu ben oturup hani böyle bir günde hani bu şehitlerimizi anmamız gereken, bu milletin ruhundan bahsettiğimiz bir günde bunu konuşmak istemezsin. Normalde ister misin? İstemezsin. Tamam. Ama yani şunun şurasında önceki gün burada bir siyasi parti lideri, sözüm ona, Kılıçdaroğlu'nun onun 15 Temmuz'u vardı bilmem ne deyince benim en çok takıldığım şey de şu. Arkadaş bir de CHP'nin 15 Temmuz'u var. Bunu da unutmamak lazım. Onu, mesela onu CHP'nin 15 Temmuz'una göre 15 Temmuz televizyon seyredip pompon tanit terlik ilent bir şeydir. Eğer çok istiyorsa kimin annekte 15 Temmuz varsa hiç kimse kusura bakmasın. Bugün de yazmış, bilmiyorum o mevzuya belki de gireriz. O da şey yazmış, Uğur Dündar, dün de kendisinden bahsettik. CHP'nin 15 Temmuz'daki durumundan bahsetmiş. Bir CHP anlatmış 15 Temmuz'da. Bir baktım dedim bu kesin başka bir coğrafya. Bu kesin Maorilerin Yeni Zelanda Güney Adalarından falan çıktı dersin. Peki onu da konuşacağım. Onu, o kıymetli yazdı. Aldım. Şanlı direniş gibi göstermiş. Yani aldım. Özgür Özel bir çıkmış ki köprüde mi çıkmış mıyım? O anlatıyor işte, anlatıyor duruyor. Da tanklar nerede alkışlandı Uğur Dündar? Tankları kim alkışladı? Beşiktaş'ta yukarı çıkarken eline burada şanlı direnişte eline Türk bayrağı alan teyze varken Beşiktaş'taki başka bir teyze yaşasın gidiyor diye niye sokaklarda naralar atıyordu? Teyzeler daha doğrusu, amcalar diye daha doğrusu. Onları da söylesene Uğur Dündar. Şimdi oturup da insan da hakkı dalga geçmesinler. Buna da kızıyorum. Çok müthiş bir denişti. Evet, herkes orada durdu. Zorla getirdiler yeni kapıya Kılıçdaroğlu'nu. Çünkü 15 Temmuz Kılıçdaroğlu için bir hayal kırıklığıdır. Çünkü başarı olmamıştır 15 Temmuz. Ben de böyle konuşuyorum. Niye konuşuyorum? Çünkü salı günü hala utanmadan o lafları kullanabiliyorsan oturup da o biz gördüğümüz fotoğraflarıyla, görüntüleriyle gördüğümüz hiç kimse kızmasın. Bak Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini ayrı tutuyorum. Bu başka bir hadise. Orada bu direnişte kafası güzel olan adam da aşağı indi. Ben tankı dedi bilmem ne dedi aynen, orada. Aynen. O problem ama siyaset 15 Temmuz'da özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ki FETÖ'cülük yaptılar bunlar. FETÖ'cü olmasa dahi FETÖ'cülük yaptılar. Onların diliyle konuşan kontrollü darbe diye bir yıl boyunca beynimizde
kontrollü darbedir bu, bir tiyatrodur bu diye köşe yazıları yazdılar bunlar. Ya şimdi bana gelmiş burada 15 Temmuz'da onlara çok detaylı girme. Onlara girme, onları konuşacağız çünkü. Manşetlere bir bakayım. 15 Temmuz destanının özel eki akşam gazetesinde de var. Diğer gazetelerde de söyledim. Manşetini Türkiye geçirmez size almış, sür manşetine pardon. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle 15 Temmuz hain darbe girişiminin Türk milli tarafından püskürtülmesinin üzerinden 5 yıl geçti. O milli mücadele ruhu bu yıl Türkiye geçirmez başlıklı etiketlerle yaşatılıyor demiş. Taksim Camii'nde 251 şehidimize mevlid okutuldu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında din kisvesi altında milleti sömürenlere izin vermeyeceğiz ifadesi de var. Akşam gazetesi sür manşetinden görmüş. Yeni Şafak'ta yine aynı Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözüyle manşetine çıkmış. Türkiye geçilmez 15 Temmuz'un dünyaya mesajı başlığıyla girmiş. Sayın Cumhurbaşkanı Yeni Şafak için de bir yazısı var. Başlarına geçireceğiz diyor. Erdoğan AK Parti grup toplantısındaki konuşmasında muhalefet ve muhalefet medyasının sürekli yalan ve iftira ürettiğine dikkat çekerek sözlerine dikkat çekti. CHP'nin kendi içinde yaşayan ve artık gizlenemez, saklanamaz hale gelen taciz, tecavüz, hırsızlık, istismar skandallarını gözlerden kaçırmak için başlattığı karalama kampanyalarını bunların başına geçireceğiz demişti Sayın Cumhurbaşkanı. Fuat Oktay o gece ilk kez anlattı. Çankaya Köşkü'ne girerlerse vurun talimatı verdiğini ifade ediyor. Yine Şafak gazetesinde var. Unutursak kalbimiz kurusun. Yeni Akit gazetesinin manşeti. Gazilerle de röportajlar yapmış. Diğer gazetelerde ne var? Hürriyet yolumuz daima demokrasi sür manşetiyle girmiş. Erdoğan'ın grup konuşmasından vermiş. Sabah gazetesi demokrasiye kasteden, halka kurşun sıkan FETÖ'cü hainleri affetmeyeceğiz. Darbecilerin tanklarına göğüslerini siper eden kahramanları unutmayacağız manşetiyle çıkmış. Dediğim gibi tüm gazeteler ekler de vermişler bunlara. Sabah gazetesi de bunlardan bir tanesi. Diğer başlıklara da baktığımızda yine bugün 15 Temmuz'un 5. seneyi devriyesi nedeniyle köşe yazıları, içteki haberler vesaireler var. Şunu unutmamak lazım bir taraftan. Hikmet şimdi az önce bahsetti. Şimdi hepimizin bildiği bir 15 Temmuz var. Hepimizin, yani biz bir kısmının bizatihi yaşadığı, bir kısmının içinde yer alarak o şanlı direnişe destek verdiği, bir kısmının uzaktan dualar ederek ya da imkan olmadığı için televizyonlardan izleyerek bu lanet girişimi kınadığı, enlemeye çalıştığı gücü nispetinde yapanlar var. Fakat bir de az önce Hikmet bahsetti. Bizim hani ilk defa duyduğumuz belki de CHP'nin bir şanlı direnişi var. Az önce söyledi ya hani Aykut Erdoğdu Uğur Dündar'a röportaj vermiş. Şimdi o röportajdan bazı bölümleri okuyarak söyleyeceğim. Hikmet'i yarım bıraktırdım. Oradan devam edelim Hikmet istersen. Meclise geldiğimizde bir de ne görelim? Kapılar kapalı. Kırmak üzereyken kapılar açıldı diyor. Derken AKP'liler geldiler. Bize sarılıp öpüyorlar. Bu tarihi duruşumuzu yere göğe sığdıramıyorlardı. Herkese ceketler bulundu. Genel kurul salonuna girdik. Özgür Özel tarihe altın harflerle geçecek bir konuşma yapmış. Hainlerin darbe girişimini omuz omuza vererek sürteceğimizi ve bunun için her şeyi göze aldığını söylemiş CHP. Bekir Bozdağ kürsüdeyken meclise ilk bombalar düştü. Tavandan kopan parçalar arasında yanına gidip konuşmasını bitirinceye kadar orada duracağımı ve bu gece demokrasi tarihimiz için şanlı bir sayfa yazacağımı söyledim diyor Aykut Erdoğdu. Yürekleri yetiyorsa Özgür Özel'in o akşamki demokrasi tarihine geçecek konuşmasını CHP Meclis Grubu'nun AKP ve diğer partilerin milletvekilleriyle omuz omuza vererek sergiledikleri muhteşem direnişin görüntülerini çıkarıp yayınlasınlar. Bu konuyla ilgili sorun yok. Yani o görüntüler yayınlandı zaten. CHP hani en azından meclisteki olanlar hani bozuk saatin günde iki sefer doğruyu gösterdiği gibi tarihin doğru zamanında doğru bir refleks göstererek hani kalmış içeride en azından bir refleks göstererek evet meclisteydi de bunu kimse inkar etmiyor. Ama madem böyle bir şey vardı, böyle bir refleks vardı, hemen ertesi günü 3 gün 5 gün sonra niye tiyatro dediniz, niye kontrollü darbe dediniz ve o günden bugüne bu sene 5. seneyi devriyesini andığımız 15 Temmuz'u hala neden itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz Sayın Aykut Erdoğdu? Bunun da bir cevabını vermek lazım herhalde değil mi? Kesin vermek lazım. Şimdi ben özellikle niye bu için bakıyorum ya, biraz önce biraz olayın duygusal tarafından bahsetmeye çalıştık izleyicilerimize. Çünkü burada olmak öyle bir şeyi gerektiriyor. Bir de seneye devriyesi. 15 evet. Temmuz'u anıyoruz. Çok enteresan bir, yani Türkiye Cumhuriyeti tarihin bir sürü anmaları vardır. Bir Çanakkale'yi anarsın, bir Kurtuluş Savaşı'nı anarsın, bir tarihin seneye devriyesi anılır. Bazen sevinçle anarsın, bazen hüzünle anarsın. 15 Temmuz da hepsinin içinde olduğu bir şey.
bir tarafta ülke kurtulduğu için o kurtuluşun vermiş olduğu bir şey var, bir sevinç var, bir mutluluk var, bir huzur var. Ve diğer taraftan da onca şehidimiz var ve onca gazimiz var, uzvunu kaybetmiş onca insanımız var. Yani bütün bunlar tabii acılarla karşınıza çıkıyor ki savaşlar da böyle zaten. Savaşırsın, canını kanını verirsin ve sonuçta bir destan yazarsın. Bu bir savaştır yani. Bu bir hakikaten abartmadan söylüyorum. Çünkü ne kadar önemli olduğunu anlamak için en doğru bakış açısı hep şu olmalı diye düşünüyorum. Eğer başarılı olsaydı Türkiye ne olurdu? Bundan 10 sene sonra ne olurdu? 100 sene sonra ne olurdu? Bu çok kıymetli bir dönemeç. Yani bunu anlamak çok önemli bir nokta. Şimdi bütün bunların dışında biz bunları tabii konuşuruz. 5 yıldan beri her 15 Temmuz'da hatta zaman zaman farklı bir takım gündem konuları varken dahi 15 Temmuz'da bağlantılı bir şekilde hep konuştuk bunları. Devam ederiz bunları. Biz şehitlerimizi asla unutmayız. Ama bugün ama derken bu salı günü bak şimdi ben 15 Temmuz'a 2 gün 3 gün kala ve hatta geçen hafta bak salı günü ve geçen hafta Türkiye'deki siyasi parti genel başkan yardımcısı çıkıp da biz KYK dosyalarını tekrar inceleyeceğiz. Bu nereye referans veriyor? 15 Temmuz'a giden bir referans. Doğru. KYK'dan bahsediyor. Zaten bununla ilgili hukuki olarak herkes hakkını arayabiliyor. Dosyalar gidip geliyor. Şurada var. Ben evet. Onları da vereceğim. İki. Birazdan konuşacağım onları. Bu arkasından mahkeme süreçleri. Kılıçdaroğlu'nun miting meydanlarında FETÖ'cülük yapmış olan gazeteciler, FETÖ'cülük yapmış olan adamları selam söylemesini unutmayacağız. Üç, bak tek tek sayıyorum. Bunu böyle ağzına 15 Temmuz'da CHP'liler ne yaptı? Ben ne yaptığını anlatıyorum. Üç, Kılıçdaroğlu'nu hatırlıyorum mesela. Ne yaptı CHP'liler? Aykut Erdoğdu ne yaptı bilmiyorum işte. Tuvalete girdi, çıktı, oraya girdi, çıktı, aldatıyor tek tek. Böyle kapıya AKP'liler sarılmış. Çok güzel. Özgür Özel de öyle diyor. Tiyatro falan değildir diyor falan filan. Hocam bir dakika. Liderin öyle söylemiyor bir defa. Liderin bunu söylemedi. Doğru. Grup konuşmasında çıktığında elinde kağıdı bir daha ayağa kaldırıp dedi ki evet buna itiraz olan mı var? Bu bir kontrol darbe dedi. Ben de soru sordum ya. Bu kontrollü darbe kardeşim 5 yıl boyunca CHP olarak kontrollü darbe olarak bunu daha niye devam ettirmediniz? Tabii. O iki seneden beri kayboldu. Niye vazgeçti? Son iki senedir niye yeni mi anladınız? Ha demek yeni anlamış. Şöyle anlamış. Böyle de şöyle de bağlayayım olayı en son. Ben CHP ne diyor? CHP'ler ne yaptı? Bak haberin olsun. Belki haberi yoktur duayan. Senin yaşın kadardı ya. Hani mesleki tecrübesi. Mesleki tecrübesi senin yaşın kadar olan kişiye haberi yoktur belki. İzmir'deydi, yüzüyordu bilmiyorum. Ama ben söyleyeyim. 15 Temmuz'da CHP'lilerin lideri eve gitti. Evde oturdu. Eve gitmedi. Eve gitmeye çalıştı, gidemedi. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gitti dönemin. Heh. Çok güzel düzelttin. Hatta belki onun görüntüleri bile vardır. Gönderelim kendisine. Bakırköy Belediye Başkanı evine gitti. Önce bir havaalanından çıktı. Tank göreceğim dedi. Tankı gösterdik. Başka şansın da yok. Önüne çıkacağım dedi. Çıkmadan geçmesini bekledi. Niye çıkmadı bir defa? Tamam. Korktu çıkmadı. Hadi CHP'liler ne yaptı diye soruyorsun. Söylüyorum işte ne yaptığını. Sonra gitti Bakırköy Belediye Başkanı evine. Oturdu televizyon karşısında. Bir de tarihin yazdığı asla kayıtlardan çıkmayacak bir de cebinde vardır. Üç tane cümle kullandı. Dedi ki arkadaşlar bizi bilgilendiriyor. Biz şu anda gelişmeleri izliyoruz. Arkadaşlar Uğur Dündar soruyor CHP'ler ne yaptı diye. Hiç teşkilatla haber verdin mi? Ey gençler sokağa çık dedin mi? Ben deniyorum dedin mi? Ben Erdoğan'ı sevmem ama hadi dedin o mi? Gece yapamadın. Sonraki gün bu gece nöbetleri, direniş nöbetlerine. Bir tanesine geldin mi? Gelmedi. Gelmedi. Gelmediği gibi teşkilatı da göndermedi. Hadi onları da geçtik. CHP ne yaptı? Bilmeyen, duymayan Uğur Dündar'a sesleniyorum. O da şu, CHP şunu yaptı. Yenikapı mitingine zorla getirdiler ya. Evet, önce yok. Yani ite kaka, ittir kaktır. Kılıçdaroğlu zor getirdiler. Kılıçdaroğlu bu darbe sonucunda bir teknokrat hükümeti olarak bu ülkenin başına gelecekti. Kılıçdaroğlu'nun beklentisi buydu. Bana kimse oturup da şimdi kıvırmasın. Bak, Meral Akşener, Kılıçdaroğlu 3-4 tane isim vardı. Darbe bu hükümete yapıldı. Darbe siyasi iradeye yapılıyor. O tanklar niye duruyor? Çünkü hükümeti, devleti durdurmak için yapılıyor. Ya devleti durdurmak, kim var alternatifi? Karşısında Kılıçdaroğlu var. O da terliklerini giymiş bekliyordu. Şimdi bize çıkmış burada bu saatten sonra. Burada başta bu tarafta bu. CHP yandaşı Uğur Dündar hayatı boyunca asla objektif olamamış. Darbeci karakteriyle bilinen, darbeci tarafı yönlü olduğunu, yani 28 Şubatçı olduğunu çok iyi bildiğimiz. O da bir darbeydi çünkü. O da
neydi ismini de koyan Hayat Özgök'tür. O da postmodern darbeydi. Buradaki kurşunlu, kanlı darbe girişimiydi. Öteki de başbakana küfür edilen, başörtülü öğrencileri sokakta saçlarına atıp sürükleyen, tamam mı? Ondan sonra ve iradeye pranga vuran bir darbe çeşidi. Yumuşak darbe, postmodern darbe diye adlandırıldı. Uğur Dündar bu darbeyi görmeyenler de onların medya ayağıydı. Şimdi çıkmışlar Uğur Dündar'la. Ben, buradan konuşuyorlar. Uğur Dündar çıkıyor sana demokrasi anlatıyor. Sana özgürlüklerden bahsediyor. Ya her şeyin bir ayağı varsa medya ayaktan bahsediyorsak da 28 Şubat'ın medya ayağı hala dışarıdadır. Şu anda hala hazırda kaç yıl geçmiş aradan onun sorumluları asker ekibi cezaları alıyorlar. Hala almaya devam ediyorlar. Fakat iş bana en ağır gelen de medya mensupları sana bana demokrasi satıyor. Çıkıyor televizyon Murat diyor yanlış yapıyorsun. Hep aynı şeyi konuşuyoruz ya yani Hitler'in ondan sonracıma hümanizma satması evet. Gibi bir şey yani. Başka Fatih şey Altay diyor ki despotizm var diyor mesela. Ha, tek tek başörtüleri yakalayıp da ihbar edecek adam gelmiş bize burada. Kimseyi ötekileştirmeyin diyor bize. Ahlaka bak Fatih Altaylı'nın. Ders veriyor. Peki şimdi bu biraz da şey yapmaya çalışılan üzerinde oynamaya tepinmeye ve 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmaya çalışılan konulardan bir tanesi de efendim işte o kaçtı bu gitti. Kimse ceza almadı. Sadece garibanları falan şey yaptı. Sadece KYK'lılar oldu. Şu bu falan filan hiç hikayelerinden olmuş. Bahsediliyor. Hatırlatmak lazım bunları. Tabii. Bak şimdi yine aynı şeyde ben görünce şey yapıyorum. Merhabalar. Bak genç arkadaşlar burada geldiler maşallah. Evet, ellerinde Türk bayraklarıyla. Maşallah. Ondan sonra 15 Temmuz'u geldi. 15 Temmuz için gelmişler. Evet. Öğretmenleriyle birlikte herhalde anladığım kadarıyla. Bazıları anaokulunda bile değildi belki. Baksana çok küçükler de var. Çok adım. Küçükler hakikaten. 6, 7, 8, 9, 10. Maşallah. Evet. Hakikaten bunlar gurur kaynağı. Ben çok çok önemsiyorum bunları. Şimdi kimse Adem Ançer de. Evet abimiz onları şey. Gelin bakalım çocuklar. Ya buradan gelsinler. Tamam buradan gelsinler. Gel bakalım. Bak genç kardeşlerimiz. Hoş geldiniz. Geldi. Maşallah ne güzel çocuklar. Bir anda sürpriz oldu değil mi bu? Öğretmenleri mi burada? Öğretmenleri de gelsin. Adem. Sürpriz oldu. Ay vay. Şiir mi yazmış? Sen öne doğru gel o zaman. Bak okuyacaksın. Okuyacaksın. Sen öne doğru gel o zaman. Şöyle ön tarafıma gel. Şuradan şu taraftan geç. Gel. Hah. Gel bize bir şiir oku bakalım. Gel şöyle önüne. Mikrofonu ben vereyim dur. Dur. Hikmet mikrofonu uzat. Yaklaş. Önce ismini soy ismini bir söyle bakalım öğrenelim. İsmim Mimar. Mimar Sinan İmam Hatip Okulu'ndan geliyorum. İsmim Hasan Basri, soyadım Yazıcı. Hasan Basri 6. Yazıcı. Sınıfa geçtim. Maşallah Hasan Basri. Oku bakalım ne okuyacaksın? Şehitler Tepesi boş değil. Biri var bekliyor. Ve bir göğüs nefes almak için rüzgar bekliyor. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Destanını yapmış, kasideye kanmış. Bir el ki ahiretten uzanmış. Edeple gelip birer birer öpsün diye faniler. Öpelim temizse dudaklarımız. Fakat basmasın toprağa temiz değilse ayaklarımız. Rüzgarını kesmesin gövdeler. Sesinden yüksek çıkmasın nutuklar, kasideler. Geri gitsin alkışlar geri. Geri gitsin ellerin yapma çiçekleri. Ona oğullarından, analarından dilekler yeter. Yazın sarı, kışın beyaz çiçekler yeter. Söyledi söyleyenler demin. Gel süngülü yiğit alkışlasınlar. Şimdi sen söyle, söz senin. Şehitler Tepesi boş değil. Toprağını kahramanlar bekliyor. Ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Destanı öksüz, sükutu derin meçhul askerim. Türbesi yakışmış bu kutlu tepeye. Yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli. Kim demiş meçhul asker diye. Helal olsun. Maşallah. Hasan Basri Yazıcı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Var mı başka maşallah. Konuşmak isteyen bir şey hayır, söylemek isteyen ya. Çocuklar? Ne güzel görüyor maşallah, musun? Maşallah gözleri pırıl pırıl. Şuna bak. Ha? İlk defa mı çıkıyorsun? İlk defa mı dedim? İlk defa. Şey yok mu arkanızda cep telefonu da bak anne ben buradayım diye arkadan geçen yok mu? Hani olur ya arkadan böyle geçilir. Ama arkadan geçecek yerde bırakmadık. Hocam siz de herhalde öğrencileri getirdiniz. Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu 5-6-7. Şöyle Hikmet mikrofonu bir şey yapsana tekrar bir uzatalım mikrofonu ben şey yapayım. Biraz yaklaş hocam. Yaklaş hocam ben seni tutacağım. Çekmeköy Mimar Sinan İmam Hatip Ortaokulu 5-6-7. Sınıf öğrencilerimizle bugün buradayız. Maşallah. 15 Temmuz günü yaşanan hadisenin unutulmaması ve gelecek
gelecek nesillere aktarılması için bu çocuklarımızı buraya davet ettik. Sağ olsunlar, kendileri gönüllü olarak geldiler buraya. Biz görmek istiyoruz. Olayları yaşandığı yerde görüp hafızamıza bu şekilde kazımak istiyoruz dediler. Hasan Basri öğrencimiz de hocam ben bu şiiri okuyabilirim dedi. Kendisi seçti ve çok da isabetli bir şiirle burada da seslendirmiş oldu. Biz de size bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hocam biz size çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli söz. Abdurrahim Karakoç'un Vur Emri şiirinde ben seslendirmek isterim burada. Peki buyurun hocam, sizi de dinleyelim. Bir haber, şunu çıkarsa. Tabii buyurun. Bir haber dolaşır semada pul pul. Kılıçlar bilensin akın var Çin'e. Yiğitler at sürer düşman üstüne. Tarihe hükmeden bir ses duyulur. Vur, Türklük aşkına vur. Yüklenir bir ülke oymak ve avul. Sel olur ordular batıya akar. Uçar elden ele bozkırtlı bayraklar. Emreder bir baş bu sade ve vakur. Vur, bayrak aşkına vur. Karışır top sesi, nal sesi, davul. Çağdan çağa çığır açar gemiler. Bir Hakan atını denize sürer ve der ki yıkılsın Bizans'ı koruyan sur. Vur, fetih aşkına vur. Parçalanmak istenir bir ülke Anadolu'dur. Şahlanır bir anda bin yıllık kılıçlar. Eser poyraz poyraz eğri kılıçlar. Kütahya düzünde kelle savurur. Vur, toprak aşkına vur. Ya işte tarihin böyledir oğul. Geçmişten hız alsın geleceğinde. Göster Türklüğünü tunç bileğinle. Bu dine, bu ırka ve bu toprağa sataşmak isterse hangi gavur? Vur, Allah aşkına vur. Abdurrahim Karakoç rahmetli eğer 15 Temmuz'dan sonrasında yaşamış olaydı bu şiirin devamını da getirirdi ve burada şehit olan ve gazi olan binlerce abimize, gencimize, ablamıza, ninemize şiirin devamında eklerdi diye düşünüyorum. Hocam hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu genç kardeşlerimizin burada çok olması çok önemli. Çok önemsiyoruz bunları. Çünkü bunlar Türkiye'nin geleceği, umudu olan gençler. Okullar kapalı. Gönüllü olarak buraya gelmeleri. Sizin buna ön ayak olmanız hakikaten takdire şayan. Ne olur bütün bu 15 Temmuz'u, bu şanlı destanı unutturmaya çalışanlara inat. Bu genç kardeşlerimizi bundan sonraki gelecekleri mutlaka buralara getirmeye devam edin. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler hocam. Sağ olun gençler. Ağzınıza sağlık. Sen var mı şey? Yüreğinize sağlık. Çok hocam. Peki. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Çocuklar maske mesafe. Bugün şu anda mesafe kalmadı. Maskeler de açık havada olduğu için fora hepsi. Ama maşallah. Kulaklığın tamam. Evet duyabiliyorsun herhalde. Şimdi. Abi yani şeyden heyecandan kulaklığı ters takmışım ben de diyorum. Çekmeköy Mimar Sinan İmam Hatip İlköğretim Okulu 5, 6 ve 7. sınıflar. Ya işte böyle. Maşallah. İşte böyle. Hasan Basri çok yazıcı. Çok güzel okudu değil mi? Çok da keyif aldım ya. Yani mesela ya bu ne güzel bir şey bu aslında 15'ti. Ben biraz önce ne dedim hatırlıyorsun. Yani 15 Temmuz öyle bir an ki bir taraftan bakıyorum o 251 şehit geçenlerde o şehit annesi konuşurken yani ağlamamak için kendini zor tuttum. O bacağını kurşun yemiş Cenab-ı anlatırken bir duygulandım. Yani dudağımı ısırdım. Bunları şimdi görünce bir anda öyle bir coşku var. İlkokul çağına geri döndüm. Ya ben ciddi söylüyorum. Yani özellikle altını çizip bir arada yaşıyorum ha yani. Bak. Şuna bak ya. Bütün bu FETÖ'cü alçakların unutturma çabalarına, bütün bu FETÖ'cü alçakların mevzuyu manipüle etmelerine, eğip bükmelerine, onlara payanda olan Türkiye'nin içerisindeki siyasilere, kendilerine muhalefet diyen kim varsa, istisnasız söylüyorum tabii bunları. Bunların hepsine inat, bu çocuklar buralara gelmeli ve bu tabii, sürekli tabii devam etmeli. Çünkü bu iş, canlı tutmak lazım. Aynen yani bunu, milli bunu, mücadele, evet. İstiklal Savaşı ya Hikmet yani hani kesinlikle kıyaslamıyorum. Kesinlikle. Kurtuluş Savaşı ile 15 Temmuz'u kıyaslamıyorum. Doğru da değil zaten kıyaslamak. O ayrı bir hakikaten kahramanlıktı. Ama burada da sen dedin ya gerçekleşmiş olsaydı ne olacaktı? Gerçekleştiğinde ne olacağı gördüğümüz anda bu direnişin ne kadar şanlı olduğunu bir kere daha anlıyorsun. Tabii. Tamam yani. Hem de bu çağda bu yüzyılda yani. Evet, aynen öyle. Bir bakıyoruz ki YPG Pekkalılar orada. Bir bakıyoruz ki Akdeniz'de tam 14 ülkenin koalisyon güçlerinin gemileri var. Bir bakıyoruz ki arkasından Sivas'a gidiyorum. Benim bizzat şahit olduğum şeylerden bahsedeyim Murat. Sivas'a gidiyorum, Erzurum'a gidiyorum, Uşak'a gidiyorum 15 Temmuz'dan sonra. Bir bakıyorum ki Sivas'ta meydanda çıkmış Sivaslılar ellerinde kazma kürek olan o hainleri kovalamak için hazır.
Yani canını vermeye hazır. Bu buradaki direnişi gösteren büyük şanlı o şu andaki gaziler, Allah onlara sağlık saatleri versin. Şehit olanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bütün bunlar büyük işler yapıldı burada ama yani Anadolu'da da bir şey gördüm ben. Demek ki yani bu olay sadece böyle bir parça bir kişiye değil. Bu bütün millete sirayet etmiş bir cesaret, bir kahramanlık var. Ne olurdu sorusunun cevabı da Murat'cığım çok az kaldı biliyorum. Ben de sana o zaman da sormuştum. Gene soruyorum. Eğer ne olurdu eğer bunlar başarılı olsaydı? Efendim ona buna bunu verirlerdi, hükümet kurdururlardı, cepheminden de bunları geç. Ama benim gördüğüm Anadolu'da şu vardı. İnan olsun yani şurada İstanbul Sakarya'dan başlayacak şekilde öyle bir direniş başlayacaktı ki birkaç saatte 251 şehit verdik Murat. Düşünsene günler, haftalar ve yıllar boyunca devam edecek bir iç savaşta biz kaç yüz bin, kaç milyon kişi verirdik? Çok kişi verirdik ya, değil mi? Doğru. Yani şu Suriye'de biliyorsun 1 milyon üzerinde insan öldü iç savaşta. O direnişin sonucunda ne olacaktı? Aradan birkaç yıl sonra radyoda sen bu haberi Allah muhafaza bu haberi vereceklerdi. Kuzeydeki ayrılıkçı gerillalar merkezi hükümet Ankara tarafından vurulmuştur diye. Üç parça hükümet, üç parça devlet. Biz bunlardan bahsediyoruz şu anda. Doğru. Şunu unutmamak lazım. Yani dediğim gibi bu yani genç kardeşlerimiz kolay. Önemli. Bir de bu 15 Temmuz'un aleyhine çalışanların temel argümanlarından bir tanesi de biliyorsun bu işlerin işte içinde yer alanların hepsi kaçtı gitti. Sadece garibanlar evet. Bilmem ne. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey olmadığını en azından darbe girişimi davalarının bilançolarına bakarak söylemekte bunu bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Elbette bu işin işte Ekrem Dumanlısı'ndan bilmem Bülent Keneş'ini öbüründen bilmem neyine kadar birçokları önceden haber aldıkları için kaçtılar gittiler şu anda Avrupa'da. Kimi sefahat sürüyor, kimisi işte parasını aldı götürdü orada bilmem ne yapıyor ediyor. Birbirlerine kazık attılar bazıları. Ayrı kendi içlerindeki kazıkları. Bazıları şoförlük yapıyor. Aynen öyle. Şey onlar falan var. Onları falan filan geçtim ama ağırlıklı olarak bunlar hepsi mevzuyu bildikleri için alavere dalaverelerle geriye bıraktıklarına evet. Ondan sonucuna neler olduğunu en azından darbe davalarının ceza bilançosunda görelim. 289 tane dava açıldı hikmet. Bu konuyla ilgili. 289. Her bir tanesi binlerce sayfadır. Bu 289 davanın 288 tanesi sonuca bağlandı. Elhamdülillah. Bir tanesi bağlanmadı. Yargılama devam ediyor. O da Çanakkale 5. Alay Komutanlığı davası. O devam ediyor. 289 davanın 288 bitti. Peki ne oldu? 4890 sanık hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 5000 kişi. Bunlardan 1634'ü ağırlaştırılmış müebbet aldı. 1366'sı müebbet aldı. 1890'ı da çeşitli sürelerde hapis cezalarına çarptırıldı. 2016'da, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin ardından 100 binin üzerinde de soruşturma yürütüldü. Bunları da hatırlatalım. 338 terörden alınan listesinde 338 FETÖ firarisi var. Başlarına da bunların Türkiye Cumhuriyeti olarak hani kaçtılar gittiler de hadi kaçtılar madem biz peşinden gitmeyelim artık bir şey yapmayalım etmeyelim demiyoruz bunları. 338 FETÖ firarisinin başına 664 milyon lira ödül koyduk hikmet. Aynen bu hani gri liste, kırmızı liste, sarı liste falan hikayesi yapıyoruz ya bu PKK terör örgütüyle ilgili olarak. FETÖ terör örgütü de aynı listenin içerisinde. 41 firari FETÖ'cü 410 milyon lira ödül. Kırmızı kategoride 41 firari FETÖ'cü var. Bunlardan bir tanesi Pensilvanya'daki şarlatan. Tamam mı? Adil Öksüz var. İstişare edildi. Cevdet Türkyol, Abdullah Avni. Bunların hepsi isim isim burada yazıyor. Mavi kategoride 23 firari var. Yeşil kategoride 16 var. Turuncu kategoride 48 var. Gri kategoride 210 var. FETÖ'nün hezimet yaşadığı gecenin kırılma anlarını infografik olarak arkadaşlar hazırlamışlar. En azından not olarak şey yapayım. Bir binbaşının ihanette saatler kadar ve ihbar etmesinden tut da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kadar bütün hepsi buralarda yer alıyor. Dolayısıyla bunların hiçbir tanesi cezasız kalmadı, kalmayacak da. O FETÖ'cü şarlatanların sosyal medya üzerinden 15 Temmuz'u itibarsızlaştırma çabaları bu konuyla ilgili olarak yanlarına başta CHP olmak üzere o zihniyette olanları yanlarına çekerek böyle bir kampanya yürütmeleri
havanda su dövmekten başka bir şey değil. Bak az önce getirdik o küçücük çocuklar 5. 6. 7. sınıf öğrencilerinin dimağlarına, hafızalarına bu hain darbe girişimini ve bu hain darbeye karşı 21. yüzyılda Türk milletinin şanlı direnişini çok şükür bak burada müzeye geliyorlar, bakıyorlar. Yukarıda Şehitler Tepesi'ne gidip dua ediyorlar. Bak burada işte arkadaşlar da zaman zaman biz konuşurken gösteriyorlar. 251 şehidimizin isimlerinin yer aldığı plakalar üzerinde ağaçlar dikilmiş. Ruhları şad olsun. Bunların hepsini görüyor bu çocuklar. Ve bu bizim az önce yayına yani spontane davet ettiğimiz çocuklar gibi onlarcası, yüzlercesi bugün zaten geldiler. Artı okul dönemlerinde de getiriyorlar. Buraları ziyaret ediyorlar. Birçok yerde falan. Onun için çok şükür bu hususlara, en azından bu genç kardeşlerimize, bu evlatlarımıza güveniyoruz. Böyle bir alçaklığın unutulmasına onlar da müsaade etmeyecekler doğru, inşallah. Doğru. Yani işte şunu da unutmamak lazım. Ben bu konuda müsterihim. Yani hakikaten bunları gördükçe 15 Temmuz'un da ben şeyi mesela çok önemsedim. Bunu da unutmamak lazım. Bazı şeyleri tabii onun coşkusu da anlatıyoruz, konuşuyoruz. Senin içerisinde belki aklımıza gelmiyor ama mesela köprü ismi ne oldu? 15 Temmuz Köprüsü. Evet. 15 Temmuz Demokrasi Parkı. Evet. 15 Temmuz bilmem işte kütüphanesi. 15 Temmuz bilmem ne. Bak bunlar da çok önemli şeyler biliyor musun Murat? İnsan yani bu bir, tabii bir iki tane iki bilimin konusu. Sosyoloji ve psikoloji. Yani bir milleti hani nasıl insana anıt dikiyorlar? Niye anıt dikersin? Sürekli hafızanı çalıştırmak ve canlı tutmak amacıyla yaparsın bunu. Bunlar da çok önemsiyorum ben. Yani bugün birçok kişi mesela ya 15 Temmuz Üniversitesi niye kuruldu? Ya 15 Temmuz diye işte zaten köprü vardı. Buraya niye bilmem edendi? Bunu böyle görmemek lazım. Eğer sen bir hafızayı sürekli canlı tutmak istiyorsan, bir ruhu ayakta tutmak istiyorsan bunu sana hatırlatacak her şeyi her donuyu ortaya koyman lazım. Aynen. Hatırlatman lazım. Bak buraya biraz önce söyledik. Buraya 10 yaşına gelen bir çocuğun düşünebiliyor musun? 15 Temmuz'u hiç bilmiyor. Neden bilmiyor? Çünkü 5 yaşındaydı. Çocuktu. Aynen öyle. Belki bundan sonra doğan nesiller sadece bunları görüntülerini ve bu anıtlara bakarak öğrenecekler. Öyle değil mi? Ben Çanakkale'de yoktum. Ama Çanakkale'ye gittiğim zaman iki top mermisinin birbirine kaynadığı fotoğrafı görünce bana bir şey hissettirmiyor mu? Hissettiriyor tabii ki. Ben oturup da mesela benim için Ayasofya niye önemli Murat? Ben Ayasofya'ya baktığım zaman Fatih Sultan Mehmet'i görüyorum. Orada hatırlıyoruz çok da spontane, hiç de alakasız bir şekilde gazeteci arkadaşımız Nedim Şener'in de aynı şeyi hissetmişiz. Tevafuk aynı şeyi söylemiştim ben de. Yani ben görünce aklıma atıyla bir devri kapatan, bir çağ açan Fatih Sultan Mehmet'i gencecik bir sultan ve Bizans'ı yıkmış bir sultan geliyor aklıma benim Ayasofya'yı görünce, o ihtişamı görünce. Evet. Ve oradaki minareler bana onu anlatıyor. O bana bağımsızlık sembolü geliyor. Orada okunan ezan beni bütün ülkemin geleceğimin bekasından söz ediyor. Orada kılınan namazla bütün nesillerimi, torunlarımı düşünüyorum. Her şey aklıma geliyor ya. Yani toprak köyüm aklıma geliyor. Şimdi o yüzden bu 15 Temmuz bu şekilde sembolleştirmek çok önemli. Fakat bak bunları hep söylüyoruz. Bunlar hep olumlu tarafları. Yani bir taraftan da benim canımı acıtan, yani bak hala mesela bu FETÖ üzerinden konuşurken, peki madem bunu herkes biliyor, FETÖ'nün ne menem kötü bir canavar olduğunu herkes biliyor mu? Biliyor. Hı hı. FETÖ'nün ne olduğunu artık bundan sonra, bu saatten sonra, ya adam da kötü niyetliydi aslında. Bu tanklarla birkaç kişi ezdikten sonra doğru bir şekilde Türkiye demokrasiyi getirtip, evet, daha önceki darbelerde olduğu gibi biliyorsun, 60'ta bir başbakanı asalım, evet, arkasından yeni bir hükümetle, ara rejimle demokrasiyi getirdi. 1980, evet, Atatürk ilkel inkılapları değerleri zedelenmiştir. Darbeyi yapalım. Bir sağdan bir soldan 3-5 asalım. 5000 tane öğrenci birbirini vursun. Evet. Böylece çağdaş demokrasiye ulaşalım. Hep bu böyle başlayan süreçler. Hepsi ihanet. Hepsi bu millete büyük ihanet. Hepsi büyük alçaklık yaşadık. Bu saatten sonra peki hiç siz gördünüz mü mesela darbeyi yapan ta eski dönem Madanoğlu hükümetin gençliğinden tut 1980 darbesine kadar rahmetle yad ediyoruz diyen duydun mu Kenan Evren'i? Yok. Veyahut 60 darbesi, veyahut arada yok. Peki soru şu, bir cümle, madem bu yok. Bir cümle ekleyeyim ona. Bugün Eren mesajı göndermişti. Hakikaten çok hoşuma gitti. Bu 15 Temmuz gecesi özel kuvvetlere giderek darbenin başında olan askeri, daha doğrusu asker kıyafetindekini başından vurarak öldüren kimdi? Ömer Ali Sistemir'di. Evet. Ölen kimdi? Kimse hatırlamıyor.
Kor çevir, kimse hatırlamıyor. Hainleri, darbecileri, şunları bunları hiç kimse hatırlamaz diyor. Evet. Abi Erem gönderdim, çok hoşuma gitti. Ha, biz biliyoruz tabii. Biz biliyoruz kim olduğunu. İşimiz bu çünkü. Bunları ama Ömer Ali bir artık semboldür. Yani Ömer Ali bir kahraman. Sembol, kahraman ama o hainin, sen diyorsun ya, kimsenin adı şey yapılmıyor, edilmiyor falan filan diye. O hainin adı anılmıyor. Anılmıyor. Unutuyor, kimse bilmiyor. Şimdi buradan da o zaman şuna bağlayayım. Madem durum böyle, herkes biliyor bu işi. Madem CHP biliyor, madem bunu Uğur Dündar biliyor, madem bak burada İsmail Saymaz biliyor. İsmail Saymaz kim? Baylokçu İsmail Saymaz. Bize Baylokçu'yu anlattı Amerika'dan. Bunları unuttuk zannediyorlar bak. Bak bunları unuttuk zannediyorlar. Burada şimdi konuşurken efendim AKP'liler gelmiş de ne kadar güzel yapıyorsunuz diye sarılmışlar CHP'ye. Bana buradan bir tane örnek gösteriyor. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin durduğu yeri biz gördük. Gözümüzle gördük Uğur Dündar. Kimi kandırıyorsun? Evet. Ya Yeni Kapı'ya ruhu vardı orada. Kim nedir ruhu vardı ya? Yeni Kapı'nın ruhu var. Yeni Kapı'nın ruhu nedir biliyor musun? Net söylüyorum. Yeni Kapı'nın ruhu Cumhur İttifakı'dır. O Cumhur İttifakı o orada başlamıştır. Cumhur İttifakı aslında Yeni Kapı'da da değil. 15 Temmuz'da başlamıştır. Dün söylediğim gibi 15 Temmuz bir bakıma her şeyin rahat bir şekilde kimin ne olduğunu değerlendirebilecek bir mihenk taşıdır. O taşa vurdun mu çıkar. Bak Kılıçdaroğlu yıllar boyunca kontrollü bilmem ne dedi. Yıllar boyunca FETÖ ağzıyla konuştu. Doğru. Hala FETÖ ağzıyla konuşuyor. Doğru. Hala alçak diyebiliyor mu Murat? Bana onu söyle ya. Hala Kılıçdaroğlu alçak diyemez. Konuşamaz, öyle bir şey söyleyemez. Şiir okuyamaz. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun nerede durduğunu biliyoruz. Onun baş danışmanından tut, onu oraya getiren güce kadar. Yani HDP'nin PKK'ya terör örgütü diyemediği gibi mi diyorsun? Diyemez abi. Bana bugün çıkıp da gönül rahatlığıyla Kılıçdaroğlu ben 15 Temmuz köprüsüne gideceğim. Buraya gelebilir mi? Gelmez. Ne yapacak peki? Oraya kutlamaya mecburen Yeni Kapı'da olduğu gibi ittire ittire. Yeni Kapı'ya ittire ittire geldi. Biz iki gün boyunca bekledik gelecek mi diye. Peki. Niye gelmiyorsun peki? Çünkü büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Peki maalesef. Şimdi buradan özel yayını, 24 televizyon özel yayını buradan Şehitler Tepesi'nden, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hemen yanındaki Şehitler Tepesi'nden devam edecek. Finali Sayın Cumhurbaşkanı'nın bütün gazetelere vermiş olduğu o ilanda sözleriyle bitirelim değerli izleyiciler. 15 Temmuz 2016'da FETÖ eliyle istiklal aşığı bu millete zincir vurmaya, vatanımızı işgal etmeye kalkışanlar şanlı bir direnişle hüsrana uğradı. Aziz milletimiz o gece canı pahasına verdiği mücadeleyle Türkiye'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. O gece darbeye direnirken hainlerin kurşunları ve bombalarıyla şehit düşen 251 kardeşime Allah'tan rahmet, gazilik unvanıyla şereflenen 2734 vatandaşıma sağlık ve afiyet diliyorum. Aynı inanç, aynı iman ve aynı ruhla demokrasimize sahip çıkarak birliğimizi, beraberliğimizi, vatanımızı, bayrağımızı korumayı sürdüreceğiz diyor Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Evet, aynı duygu ve düşüncelerle değerli izleyiciler, 15 Temmuz'un bu 5. seneyi devriyesinde 15 Temmuz ruhunu, o şanlı direnişi, şehitlerimizi unutturmamak adına 24 televizyonu olarak gün boyunca buradan ve diğer medya kuruluşları da aynı şekilde buradan ve 15 Temmuz'un anıldığı çeşitli lokasyonlardan canlı yayınlarla, özel yayınlarla sürdüreceğiz. Günün manşetini de burada bugün Hikmet Genç'le birlikte yaptık. Evet, iyi oldu. Çok da iyi oldu hakikaten. Teşekkür ederim Hikmet. Yarın biz yine ekran karşısında günün manşetinde olacağız. Ama dediğim gibi 24 ekranlarında gün boyunca bu 15 Temmuz özel yayını sürecek. Ekranda kalmanız dileğiyle ve yarın saat 11'de buluşmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum.